Evet arkadaşlar, solucan gübresi uygulaması. Daha önce yaptığımız bahçe arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim size. Bu ağaçlar, şunun dibine uyguladık, biraz sonra süreceğiz. 2 yaşında arkadaşlar bu ağaçlar. Otlandı, oraları da süreceğiz. Ot ilacı bildiğiniz gibi çok zararlı olduğu için organik gübre kullanırken kesinlikle ot ilacı, hatta kimyasal gübre kullananlar için bile ot ilacını tavsiye etmiyoruz, biliyorsunuz. En risklisi, en tehlikelisi o. Arkadaşlar 2 yaşında bu ağaçlar. Şöyle göstereyim. Benim boyum 1.86. 2-2.5 metreye kadar çıkanlar var. Dallananlar var. Evet, bu şekilde iz düşümle solucan gübresini şu şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar biraz sonra yağmur gelecek. Normalde 10 santim gömün demiştim ben size. Ama bugün arık açıp gömmeyeceğiz. Çünkü yağmura yakalanmak istemiyoruz. Bu şekilde faydalı olacağını düşünüyorum. Hem denemesini yapmış olacağız bunun. Bu şekilde pırpır dediğimiz aletimiz, üzerinden süreceğim. Toprağa karıştırmış olacağım. Hem işimiz kolaylaşmış olacak. 10 santim açmakla uğraşmayacağız. Eğer bu şekilde de verim alabilirsek herhalde işimizi kolaylaştırmış ve verimimizi de almış olacağız. Biraz sonra nasıl süreceğimizi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzu çalıştırıp üzerinden süreceğiz. Toprağa karıştırmış olacağız. Çalışırsa. Evet, çalışacak inşallah. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptık. Bakalım karışmış mı? Evet. Solucan gübremiz neredeyse karışmış, toprakla birleşmiş. Şöyle gördüğünüz gibi aralarda siyahlıklarımız var. Evet. Gördüğünüz gibi solucan gübremiz dışarıda kalmamış arkadaşlar. Şöyle birkaç parçamız var. Onlar da çok önemli değil. Şu şekilde örttüğümüz zaman. Evet, sanırım başarılı olacak bu denememiz. İnşallah zeytinlerimizin gelişimlerini tekrardan paylaşırız. Görüşmek dileğiyle, iyi günler dilerim.